Havalı ateşli silahlar antrenörüyüm. Aynı zamanda bir poligonda eğitmenlik yapmaya devam ediyorum. Kendimden de bahsetmiş olayım kısaca. Neden ve nasıl atış yaparız? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Çok fazla soru geliyor bana. Nasıl atış yapabileceğinizi söyleyeyim. Özel poligonlar var. Özel poligonlara gidip atış yapmak istediğinizi söylediğiniz takdirde sizlere küçük bir eğitim verilerek onlarla yine eğitmenlerinizle birlikte atış yapabiliyorsunuz. Siviller girebiliyor buraya. Yine aynı şekilde polis ve askerler de gelebiliyor. Sizlere nasıl silah tutulur, nasıl gez ve arpacık görülür, nasıl güvenli atış yapılır, bunlardan bahsediyorlar zaten. Yine aynı şekilde atışın sonuna kadar sizlerle kalmaya devam ediyorlar çünkü güvenlik her zaman önemli. Neden atış yapmalıyız konusuna gelince, ben aynı zamanda havalı ve ateşli silahlar lisanslı sporcusuyum. Yani bunu da aynı zamanda devam ettiriyorum. Birinci aşamada şöyle bir şey var. Odaklanmanızı daha iyi sağlıyor ki küçük yaştaki çocuklar için önemli bir spor dalı. Yapılan her spor için aynı şey geçerli. Ne olursa olsun kendi branşım olsa da olmasa da bütün çocukların spor yapması için odaklanabilmesi için, okuduklarını anlayabilmesi için, sosyalleşebilmeleri için, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için spor yapmalarına teşvik ediyorum, ailelerine teşvik ediyorum. Yani buradan ne demek istediğimi aslında çok kolay anlayabilirsiniz. Neden atış yapmalıyız? Evet, dediğim gibi. Birincisi, kesinlikle en basit işlem olarak arpaca odaklanmadan dolayı yeterince odaklanmanızı sağlıyor. İkincisi, kendinizi ifade yetinizi kazanıyorsunuz. Üçüncüsü, özgüveniniz artıyor. Dördüncüsü, zaten ister istemez bulunduğunuz çevre itibariyle sosyalleşmiş oluyorsunuz. Yaptığınız her işte ne olursa olsun size bir şey katmayan bir spor dalı yoktur. Yani spor dalı olarak bakarsak olaya hiçbir şey katmayan bir spor dalı yoktur. Ne olursa olsun, özellikle silahlara karşı ön yargınız olmasın. Bir şey kesinlikle bilinçsiz kullanılıyorsa yanlıştır. Bilinçsiz silah kullanımına sonuna kadar karşı olduğumuzu, aynı zamanda insanları bilinçlendirme yolunda elimizden geleni yaptığımızı söylemeliyim. Elimden geleni sonuna kadar yapacağımı da söylemeliyim. Umarım ki özellikle kadınlar benim için çok değerli, daha fazla bilinçli silah kullanımına yönelir. Kullanmak anlamında değil. Gerçekten kullanmak değil. Öğrenmek, spor yapmak. Çünkü bizim branşımızda yeterince kadın yok. Yani var, elbette var. Ama istediğimiz şey daha fazla olması. Bir kadının nasıl, neleri, ne kadar başarabileceğini göstermesi. Umarım sizlere iyi ifade edebilmişimdir kendimi. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Poligona bekliyorum.